Peki hani vatandaş olarak baktığımız zaman ne yapıyor vatandaş bu enflasyonist ortamda? Biraz olsun cebindeki parayı arttırabilmek için bankaların mevduatlarında tutmaya çalışıyor ama onunla da ilgili sinyaller geliyor. Bir takım sinyaller var. Bu konudaki görüşleriniz neler? Özellikle yine bahsettiğim gibi yerel seçimlerden sonra biz bu sıkı para politikasının etkilerini artık o kadar net iliklerimize kadar hissediyoruz. Yani burada aslında adılması gereken adımları ekonomi kurmayları, gelir idaresi, Maliye Bakanı her şeyi yapıyor. Merkez Bankası da kararlı duruşuyla önceki 2 yılda bizim işte o aslında dünyayla paralel olmayan, hani bütün dünya faizi arttırırken biz %10'un altında tuttuk. Yani biz acı reçetesini 2 yıl sonra işte çekiyoruz. Şimdi tek hedefimiz enflasyonu düşürmek. Tabii bu enflasyonda da para eriyip gidiyor. Dolayısıyla vatandaş, yatırımcılar ya ben paramı ne yapayım ki bu enflasyon karşısında %75 olan enflasyonda bu yatırımım erimesin, nerede değerlendireyim, nasıl yapayım yoluna gidiyor. Şimdi burada özellikle bakın Haziran ayında ben şunu söylemeliyim ki ne dolar, ne borsa, ne altın. Tabii ki Haziran'da da yine en çok kazandıran Türk lirası mevduat faizi. Şimdi faizlerin %50 Merkez Bankası'nın açıkladığı faizlerin kademe kademe artmasıyla birlikte bakın KKM'lerden, kur korumalı mevduattan rekor derecede çıkışı gördük biz. Nisan'da, Mayıs'ta özellikle seçimlerden sonra geçen senenin can simidi kur korumalı mevduat. O kadar büyük bir mevduat kayışı o tarafa vardı ki ama tabii ki bu para politikasındaki ve Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmasıyla birlikte özellikle TL mevduat çok çok cazip hale geldi. Artık TL mevduat şu an Haziran ayı için en cazip ve şu an en değerli yatırım aracı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz verilerden bahsedeyim. En çok TL mevduat kazandırırken Haziran'da en çok kaybettiren yatırım aracı da Euro. Bakın dövizin düşüşü, dövizin şeyi devam ediyor. Şimdi şunu da yapmıyor olmak lazım. Biz doları öyle bir sabitledik ki dolar bakın 32'de yaprak kımıldamıyor. Bu da doğru değil. Şimdi siz bu kadar kuru baskılarsanız, dolarizasyondan bu kadar kaçış yaparsanız, devalüasyonda Türk parasını bu kadar değerli hale getirirseniz, tabii ki carry trade ile Türkiye'ye gelecek parayı, Türkiye'ye gelecek tamam bir nebze bizim bu 3 aylık dönemde carry trade rekoru yaşadık. Ne yaptık? İşte dünyadaki yatırımcı diğer ülkelerdeki işte dövizini, mevduatını oradan bozdurdu. Türkiye'ye geldi. TL mevduata yatırdı. Biz de bu carry trade'den sıcak para akışını gördük, yaşadık. Dolayısıyla Türk lirası mevduatında şu an rekor üzerine rekor kıran bir yatırım aracı konumuna geldi. Ama siz bunun bu tarafında şimdi döviz artmasın diye, dolar euro artmasın diye bu kadar askılarsanız bu sefer de siz ihracatçının bütün ticaret hacmini, iş hacmini ihracatçıya çok büyük bir sekteye uğratmış oluyorsunuz. Şimdi bunu çok, çok iyi dengelemek lazım. Bakın dolar 32'de çakılı kalmamalı. Şimdi Merkez Bankası müdahale etmese dolar 30'un altına da inecekti. Şimdi öyle bir duruma geldik ki 25'li rakamları falan konuşuyor olmaya başlamıştık. Şimdi neyse biraz böyle dengelendi ama bunu böyle sırf dövizi arttırmayacağım diye bu kadar dövizi baskılamanın bakın ülkenin ticaretinin gelişmesi, ihracatın artması biraz sonra anlatacağım. İşte sizin enflasyonu düşürmek için üretimi, istihdamı, dış ticaret açığını azaltmanız için ne yapmanız lazım? Doları da bu kadar baskılamamanız lazım. Dövizi de biraz olması gereken seviyelere çıkartmanız lazım. Şimdi tahminlere göre yıl sonunda işte 38'li rakamlar konuşuluyor dövizde. Şimdi karşılaştırdığımız zaman borsayı, dövizi, altını, devlet iş borçlanma senetlerini tabii ki TL mevduat çok çok cazip bir şekilde şu an. Özellikle son bir ayda bakın TL mevduatta düşüş yaşandı. Eski işte o çok yüksek KKM'den çıkıştaki yüksek faiz oranları artık verilmiyor. Bankalar ne yaptı? Merkez Bankası'nın da telkiniyle KKM'den çıkılıp Türk lirası mevduatını cazip hale getirdi. Burada yüksek oranlar sunulmaya başladı. Amaç neydi buradan? Dövize olan talebi, kur korumalı mevduattaki olan talebi TL mevduata çekebilme. Bu çok başarılı oldu. Şu an Haziran ayının en popüler yıldızı TL mevduat. Ben ne önerebilirim? Bakın bu gidişat böyle devam edecek. Yazın sonu ve özellikle
üçüncü çeyrekten sonra Eylül, Ekim gibi yine TL mevduat ve yüksek faiz oranları, bu şekilde bir faiz oranları görebiliriz. Tabii döviz de bu şekilde gitmeyecek. Yani özellikle bu sene eğer bir faiz indirimi Merkez Bankası tarafından politika faizinde bir indirim gelirse bu tabii enflasyon oranına da yansıyacak. Bunun nispeten dövize de bir etkisi olacağını düşünüyorum. Orada da dolar euro'da bir kıpırdanma, bir artış, bir olması gereken seviyelere çıkma gibi bir hareket ve pozisyon görebiliriz gibi düşünüyorum. Ama bu yaz boyunca popüler olan ve rakamların da gösterdiği TL mevduattaki cazibe ve TL mevduattaki yatırım artışı ve faiz, karlılık yüksek ve buralarda kalınması gerekir diye düşünüyorum. Hocam son olarak da hemen şunu da sormak istiyorum. Özellikle nakiti olanlar bu dönemde ne yapmalı? İşte evini satıp hem az önce bahsettiğiniz gibi mevduata yatıranlar da var. Ama bir yandan da ev almak için uğraşanlar da var. Tam da bu noktada yatırımcı ne yapmalı? İnşaat verileri açıklandı. Bakın şu an inşaat maliyetleri en yüksek seviyesine ulaştı. Yani dolayısıyla bu maliyetleri kaldırabilmek için tabii ki bu doğal olarak da konut fiyatlarına yansıyor. Sizin geçen seneki fiyatlardan konut bulmamız, konutu elde etmeniz ve bu faiz oranlarıyla özellikle konut kredisinin de yüksek olmasıyla çok çok imkansız hale gelebildi. Ben hep konutta şunu öneriyorum. Siz doğru zamanda, doğru bir timingle, doğru bir evi bulduğunuza inanıyorsanız konut her zaman alınır. Yani konut almanın bir şeyi yok. Konut her zaman alınır. Yeter ki o fiyatlama, oradaki sizin yatırım kararınız, o timingi doğru yapabilmeniz önemli. Ama şu an TL faizi tabii ki çok cazip. Özellikle bakın kiradaki bu kiracı ev sahibi arasındaki sürtüşmeler, işte %25'te kiranın sınırlandırılması ne yaptı? Bu durumda da hem %25 kira artışı ev almaktan ev sahiplerini de bezdirdi. Çünkü en fazla hukuki problemler, bakın hep bu kiracı ev sahibi hukuksal problemleri oldu. Neyse, onu da artık %25 sınırı kaldırıldı. Şimdi konutun bu son bir yılda TL'nin bu kadar değerlenmesiyle çok düşüşe geçen ve maliyetlerin de olağanüstü artmasıyla birlikte konutun cazibesinin tekrar yıl sonlarına doğru gelebileceğini ben düşünüyorum. Ama orada önerebileceğim, eğer siz doğru zamanda doğru fiyata bir ev buluyorsanız her zaman konut, her zaman cazip bir yatırım aracı olmaya devam edebilir. Bu konjonktürde, bu yazda enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda tabii ki bütün yatırım araçlarında TL mevduat faizi bu kadar popülerken, bu kadar cazipken insanlar evini satıp faize koyalım mı? Evi satıp altın alayım mı? Bakın şu anki gidişat bu tamamen Türkiye'nin iç yapısıyla da ilgili değil. Dünya konjonktürü de çok önemli. Yani biz işte İsrail-Filistin gerginliğinin çıkması, Rusya-Ukrayna savaşının çıkması, dünyada ne olacağını kimse bilemiyor ki. Ya da mücbir sebep dediğiniz deprem, sel baskını gibi sebeplerin olması durumunda bu doğrudan borsayı da etkiliyor, konut fiyatlarını da etkiliyor, faizi de etkiliyor. Ama bu konjonktürde bu yaz boyunca TL faizi cazibesini devam ettirecek. Tabii ki konutta doğru fiyatı ve doğru zamanı buluyorsanız konutu alın. Ama şu an finansmana erişim güçlüğü bakın çok yüksek. Siz bankadan kredi kullanamıyorsunuz. Bireysel kredi de kullanamıyorsunuz. Tüketici kredi de kullanamıyorsunuz. Konut kredileri de çok yüksek. Bu kadar yüksek finansman maliyetinin olduğu bir yerde biz bunu konut satışlarında da çok net olarak görebiliyoruz. Şimdi tekrar bir vergi paketinden bahsedeyim. Bakın vergi reformu tasarısında artık GYO'ların ve gayrimenkul yatırım fonlarının vergi avantajı kaldırılıyor. Eskiden GYO'lar aslında olması işte gereken değil mi hocam? Aslında tabii, olması tabii, gereken. Tabii. Dün bunu ben anlattım başka bir kanalda. Bizim vergide bakın vergi harcamalarımız çok yüksek. %25. Ne demek vergi harcaması? Vergi harcaması şu demek. Sizin vergi istisnası, vergi indirimi ve vergi muafiyeti nedeniyle vergi dışı bıraktığınız gelirler %25. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi ne yapıyor peki Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi? İşte bu vergi dışı bıraktığı muafiyet ve istisnaları kaldırıyor. GYO'ların istisnası, gayrimenkul yatırım fonlarının istisnası da bu kapsamda. Çünkü burada siz vergi geliri elde edemiyorsunuz. Peki vergi geliri elde edemediğiniz zaman işte kamuda reform paketi altında aslında yeniden dolaylı vergileri arttırma, yani verginin tabana yayılması, vergide eşitlik değil de yine mükellefin sırtında, mükellefi vergi yükü altında işte ezdirecek bu uygulamalara gidiyorsunuz.
indirim ve istisnaların yeniden reformize edilerek bunların vergi harcaması, devletin vergi gelirlerinden mahrum kalmayacağı ve hedeflediği, bütçelediği vergi gelirini arttırması için de iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Burada konutta mutlaka doğru zamanın ve doğru uygun fiyatlamanın olacağı bir durumda konuta erişimin her zaman cazip olabileceğini ama finansman erişimi bu kadar zor olduğu bir yerde enflasyonun hissedilebilen enflasyonun ve banka TL faizleri bu kadar yüksek olduğu bir dönemde tabii ki Türk lirası mevduat faizinde cazibesini bütün yaz ayı boyunca devam ettireceği burada TL mevduat faizi cazibesinde de tekrar bu oranları göreceğimizi ve bu cazibenin yaz sonuna kadar da süreceğini ben düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bağımsız denetçi, ekonomist Bora Yargıç yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.